Hiçbir oyuncu yok. Üst düzey oyuncumuz da yok. Yani üst düzeyden kastım genel manada bir çok üst düzey atfediliyor ya bu milli takımı Yok. Yok Roma'da rotasyon oyuncusu ve Roma hücum bekleyen bir yapı da değil. Ya yani Mourinho'nun takımlarında beklerden inanılmaz bir hücum e, katkısı beklenmez yani. Böyle yaldırıl. Kapı beklenmez yani. Şu an mor takımda e, şeye bakıyorsun. Stoperlere bakıyorsun. Hiçbiri formlu değil. Abdülkerim hariç hiçbir formda değil. Hatta form durumu olarak dizersem Abdülkerim, Ozan Kabak derim ben. Bu arada milli takımız için iyi olmadı. Merih tabii ki kendisi düşünebilir. Ama e, muhtemelen gayet kopuk oynanacağı Suudi Arabistan'a gitmesi en kilit... Suudi Niye düşürsün ki olan. abi? Forması garanti. Niye düşürsün? Yani o da var, evet. Garanti adam biliyor yani. Suudi Arabistan'da oynamasın 20 maç yine oynar. Bilmiyor mu? Adam biliyor yani. Ee, Çağlar da biliyor. Çağlar da onu... Ya hangi futbolcu prime'ında ya tamam ben bir yıl oynamayayım da öyle Atletico koydu Bir yıl oynamamayı gözü kim alır ya? Premier Lig'de bir yılda çöpe atmayı kim göz alır? Bir de bu ya yani bu oyuncu seçimleri e, Türk taraftarları için de çok kötü oluyor. Korkması yani lazım. Milli, milli takım taraftarları için de kötü oluyor. Yani hepimiz milli takım taraftarıyız. Ama şunu dedirtmemeleri lazım. Ya yani bu oyuncunun burada ne işi var dedirtmemeleri lazım. Yani bu oyuncunun burada ne işi var dedirttiğin anda insanlar milli takım taraftarlığından uzaklaşıyor mecburen. Çünkü bu kez şey dönüyor. Herkes kendi oyuncusunu savunmaya dönüyor. Ya her şey tamam da bu oyuncu da mı problem var? Yani top yökün bir aidiyet hissini kaybediyorsun. Bu liyakatsizlikle, bu adaletsizlikle. Yani çıkan 11 sana dedirecek ki a doğru. Yani belki form seviyesi değil, yüksek değil ama kalite. Şu form seviyesi yüksek, o yüzden oynuyor. Evet doğru takım bu. En azından bu hissi ver insanlara e, milli takım taraftarlığını geri kazandır. Mesela sosyal medyada çok şey görüyorum ben. Twitter'da maçtan sonra. Gayet de futbol takipçisi insanlar. Aa, Ermenistan'dan beraber mi kalmışız? Ben Twitter'dan gördüm. Yazık ya yani, Milli takımın maç olduğunu bile unutmuşum falan. Servis 8'de bir söyledi mesela. Ben başka bir video çektim. Videonun başına şey dedim. Aslında milli takım için yapacaktım da biraz dinlenme ihtiyacım vardı vesaire dedim. Baya bir yorum geldi. Abi milli, milli maçı ben zaten bitince anladım milli maç olduğunu falan. Ee, yani o aidiyet hissini de tekrar insanlara kazandırmamız lazım ama bu şekilde değil. Yani abi. bu şekilde adaletsiz kadro seçimleriyle az önce Uğur'un bahsettiği gibi nasıl olsa oynayacak bu adam biliyor. Yani bunu söylettirmemeleri lazım. Heh. Ama öyle ama. Şeye gitmeden de yani taraftara geçmeden bile yani şurada baktığım zaman kaleciler dışarıda bakıyor. Kaleciler hakikaten bizim 3 tane benzer yakın seviye oyuncu var. Yani form durumlarına göre değişebilen kalecilerimiz var. Onları ayırıyorum. Mesela e, Salih Özcan şey diyordur mesela ben niye, ya madem defansif orsu oynuyor ben niye yokum? Diyordur. Ayrı hani haklı haksız ayrı. İrfan Can Kahveci ya ben bu kadar formdayım. Burada e, hani heykeli dikilecek Şimanski kadar istatistiği var adamın. Gol yakın çok denk. Ve çok formda o, bence. Net 11 olmalıydı. Ya İrfancan diyor ki ben hani oynamıyorken oynuyorum. Şimdi niye oynamıyorum? Esas şimdi oynamam lazım diyordur. Yani Halli kenara bırakıyorum. Halil forvet eksikliğinden gelmiş bu oyuncu. Ya Yusuf Sarı bir dakika oyuna girmedi. Ya şu madem Delici bir oyuncu lazım. Bir e, hareket getirecek bir oyuncu lazım. Her maç girebilecek bir oyuncu. Yusuf Sarı her maç süre alır. 20 dakika, 30 dakika, 15 dakika, 10 dakika. Taşılıyor elemelerde. Baya baya. Yusuf Sarı katkı sunabilecek bir oyuncu. Süre almadı. Abdülkerim Bardak zaten bu bir skandal. Yani ben bunu tarif edemiyorum. E, bir de e, mesela Hamit Bey'e de seslenmek isterim mesela. Hani e, şampiyonlar gidelim <laughs> değerlendirmeleri yaparken... İşte Galatasaray'da çok az Türk oyuncu oynuyor e, demişti. E, çok da önemli değil ya Galatasaray Türk oyuncu oynatıp oynatmaması Zaten oynayanı da oynatılmadığı için milli takımda. Hani Galatasaray üzerinde de söylemiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş milli takımı oyuncu hazırlama niye misyonu edinsin ki? Hangisi oynuyor? Hangisi oynuyor? Hiçbir şekilde yani e, kariyeri boyunca bu takımları görmemiş oyuncuların forması garanti ama Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkmış. 88 puanla şampiyon olmuş. Ya yanında 20 milyon euro üstlenen stoper var. Ondan daha iyi bir oyuncu var. Daha özellikli bir oyuncu var. Ama o hiçbir şekilde yedekten bile giremiyor. Hiçbir şart altında. Hiçbir şekilde. Adama diyorlar ki sen sakatsın sakat. Başın ağrıyor. Adam diyor ki ben kalmak istiyorum. Benim başım ağrıyor geçer yani. Hayır gideceksin. Rapor çıktı. 10 gün oynayamazsın. Çocuk dönüyor Galatasaray'a. E, i̇ki güne baş ağrısı geçiyor. Ertesi maça çıkıyor. Bir de çocuğun başına kaldı yani. Resmen oynamaması için milli takımda özel bir çaba var. Ya tamam anlıyorum ya belli ki adamlarınız belli orada yani. Ama kimse de tutup bundan sonra yok Şampiyonlar e, şampiyonlarla giderlendirmesi yaparken e, milli takımın için içine katmasın. Zaten oynatmıyorsunuz. Boşuna da gerek yok yani. Ve Hiç gerek yok abi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin 5 yaşın en formda Türk oyuncuları. En formda formdan bahsediyorum. Performans en belirgin performans veren. Her takımdan en bir bariz bir, bir oyuncu var. Hiçbiri 11'de değildi. Fenerbahçe'de İrfan Can, En bariz, en formda Türk oyuncu. Performansı en yüksek Türk oyuncu İrfan Can. Galatasaray'da Abdülkerim. En, en, en formda Beşiktaş'ta Onur Bulut abi. Ve Onur Bulut Ezdiriyorsun ki. sağ öndere yaptı yani. Ya Onur Bulut biliyor ki artık bu arada e, ya zaten Türk oyuncu niye tercih etsin ki bu takımları? Ya oynatmıyorsunuz ki milli takımda ezdiriyorsunuz bu oyuncuları yani. Adam Beşiktaş'ta formda Roma'da sallapati oynayan oyuncu kesik kesecek yani. Ve rak rekabet yok. Hani ulan ben mi oynarım o mu oynarım böyle bir telaş yok. Onur Bulut biliyor ki gidecek. İşler sıkışırsa 15 dakika beni evet. atarlar. Yoksa oynatmazlar zaten. Oldu, diyor. 72'den önce girdi. Ee, Solbek yok. Beni oynatmaz zaten diyor. Yani affedersin de sen Valencia'da yedek mi değil mi belli değil. Yani Valencia'daki formdur. Valencia geçen sene Eray Cömert'le birlikte Cenk Özkaçar'la oynarken küme düşmemeyi oynuyordu. Küme düşeceklerdi. Kime düşecek derdi ya? Cenk Özkaçar, hiyerarşide Abdülkerim bardakçı'nın önde. Ozan Kabak'tan niye önde onu da anlamadım. Bu arada. Yani madem böyle bir yola gideceksin. Mesela Ozan niye bu oyunculardan geldi onu da anlamıyorum. Herhalde bu arkadaşlarla muhabbeti daha iyi diye düşünüyorum. Hayret yani. Almanya'da falan Almancası falan da var Ozan. Nasıl giremedi o tayfaya bilemiyorum ama. Yani hiçbir oyuncunun Formayı tam olarak hak etmedi ve formanın garanti oluyor. Yani, iyi. ne kadar kötü oynarsa oynasın Çağlar, Meri, Zeki'nin forması garanti. Bak çocuklara da bir şey demek istemiyorum yani. Kendileri yaptıkları bir şey değil ama e yeter artık ya. Ya yeter artık bir mantığı olsun, bir şey olsun. Yani Beşiktaş'ta bank oynayan ve iyi oynayan ve Avrupa kupaları al. Bir de şöyle bir şey var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu son şu milli takım döneminde ekstradan oyuncular yüklenmen lazım. Çünkü bunlar sezon daha erken açmış, daha fitler. Ee, öyle hani transfer süreci falan geçirmemişler. Ben Süleyman'a mı gideyim, oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Geçirmemiş bu oyuncular. Hep hepsi oynamış çatır çatır 10 ee, tane maçı var Abdülkerim'in. 10 tane, evet. tane banko maçı var. Onur Bulut'un 10 tane banko maçı var. İrfancan'ın 10 tane maçı var. Ve Ayakları Abdülkerim, ısınmış. Galatasaray'ın en sallandığı maçlarda bile bariz ayakta kalan e, nadir oyunculardandı. Mesela işte zal, ikinci Zagris maçı vesaire. En bariz ayakta kalan bütün maçlar boyunca Abdülkerim Bardakçı çok ayrı noktadadır. Onur Bulut aynı şekilde Beşiktaş'lara. Ya dediğim gibi bir tane zorunlu kota getirsen Galatasaray'dan bir oyuncu oynayacak sadece. İkincisini oynayamaz. Ben yine Abdülkerim'i koyarım. Ben Kerem'i keserim. Daha o bile daha mantıklı. Diyorum en formdalar. En formdaları yok. İrfan İrfancan Kahveci burada e, sosyal medyadan da paylaşmış. Sanli ilk İkramtura bahsettim. Maç yani dakika başına gol ortalamasını 80 dakikada bire indirilmiş adam. 88 dakikada bir skor yapıyor. Direkt gol atıyor yani İrfanca kahveci. Ve hiç penaltısız bu arada. Duran topsuz yani free kick ve penaltı olmadan. Bu kadar oyununu geliştirmiş bir oyuncu. Az önce bahsettiğim ya kendiliğinden yaz sağ öne Cengiz'i forvet ya da Barış Harpi'ye forvet arkası yaz. Bertu 9 numara yaz. Kerem'i sol öne yaz. Hakikaten bir sol bek koy. Yani Ermenistan'a karşı gel lütfen bir tane gerçek sol bek yani. Herhangi bir sol bek. Ki bence Kazımcan en önde şu anda. Abdülker'in bardağı açık. Formuyla al. Ver formayı. Meri'ye yaz. Onu bulut yaz formuyla sağ beke. Zaten sen Ermenistan'ı yeneceksin yani. Zaten sen yeneceksin. Resmen teknik direktör Ermenistan'ı nasıl yenemeyiz de 11 çıkartıyor. Yani maalesef öyle. Benim gözümde öyle. öyle. Yani teknik direktör vermedi takımın Ermenistan'ın yenmemiz nasıl daha zorlaşır 11 gibi bir 11 çıkmış. Yani sen en ideal, en adaletli 11'i çık, kazanamazsan tamam diyelim.